Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, bir aylık aranın ardından hepinizi tekrar en kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında Şaban ayının 15'i olan bu akşam idrak edeceğimiz Leyle-i Beradınızı tebrik ediyorum. Rivayetlerde Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam özel önem verdiği belirtilen bu gecede Rabbimizin rahmet, af ve mağfiret kapılarını açtığı, yapılan duaları geri çevirmediği kabul edilir. Şükür sahibi kullar olarak bu geceyi en güzel şekilde değerlendirecek, günahlarımızın affı, sevaplarımızın kabulü, rızkımızın tertibi, amellerimizin arzı için Allah'a yalvaracağız. Dünyanın içinden geçtiği şu muhataralı dönemde Hak Teala'nın mağfiretine ve hamd etmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, önümüzdeki Ağustos ayında partimiz 21. yaşını, Kasım ayında da iktidarımız 20. yılını geride bırakıyor. Bir büyük davanın neferleri olarak AK Parti bayrağı altında yola nasıl, niçin ve hangi şartlarda çıktığımızın muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Biz AK Parti'yi istişareyle kurduk. En büyük istişareyi de milletimizle yaptık. Attığımız her adımda önce milletimize, onunla birlikte teşkilatlarımızın gözüne baktık. Partimizin genel merkezinden il ve ilçe teşkilatlarına kadar her kademesinde kurumsal işleyişin harfiyen yürümesini sağladık. Genel başkan olarak biz de fevkalade bir durum olmadıkça Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Meclis Grubu toplantılarını belirli periyotlarla titizlikle gerçekleştirmeye özen gösterdik. İl ziyaretlerimizde teşkilatlarımızla bir araya gelmemize vesile olan genişletilmiş il danışma meclisi toplantılarına mutlaka katılıyoruz. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan nice meseleyle, nice krizle, nice gelişmeyle uğraşırken parti çalışmalarını da asla ihmal etmedik, etmiyoruz. Nitekim Salı günü milletvekillerimizle yaptığımız sohbet toplantılarının dördüncüsünü gerçekleştirdik. Bugün sizlerle birlikteyiz. Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulumuzu topluyor. Ardından eski dönem milletvekillerimiz ve il başkanlarımızla bir yemekli toplantıda bir araya geliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir. Milletin sesidir. Milletin hizmetkarıdır. Günün 24 saati milletle beraberdir. Parti toplantılarında aynı zamanda sizler vasıtasıyla 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini de derli toplu bir şekilde öğrenme imkanı buluyoruz. Kendi tespitlerimizin sağlamasını yapıyor, ortak aklın ürünü teklifleri kayıt altına alıyoruz. Kadim davamızın bize gösterdiği istikamette yol yürürken
partimizin 21 yıllık birikimi ışığında daha büyük hedeflere yöneliyoruz. Elbette kimi zaman konjonktürel dalgalanmalar, günlük telaşlar, geçici olduğunu bildiğimiz sıkıntılar hepimizi bunaltıyor. Ama gittiğimiz yolun doğru olduğunu bildiğimiz için sabırla ve sebatla çalışarak önümüze çıkan her engeli aşıyor, her meseleyi çözüyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız, milletimizin bu duruşumuzu gördüğünü, takdir ettiğini, desteklediğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Bir kez daha milletimizin huzuruna çıkacak, geçmişin hesabını verecek, gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir. Her seçim hayatidir. Her seçim belirleyicidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir. Biz bu seçimde öncelikle Türkiye'yi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atfettiğimiz büyük hedeflerine ulaştırarak ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını korumanın peşindeyiz. Bununla kalmıyor. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek milletimizi asırlık özlemlerine kavuşturmanın taahhüdünü veriyoruz. Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vuran her eserimizle, her hizmetimizle, her projemizle, her siyasi, ekonomik, sosyal reformumuzla işte bu büyük gayeyi hayata geçirmek için gereken altyapıyı kurmaya çalışıyorduk. Artık fiziki kalkınma konusunda kayda değer bir eksiğimiz kalmadığını memnuniyetle ifade etmek isterim. İşte yarın açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli sembollerinden biri olacağına inandığım kalkınma hamlemizi ihtiyacımız olan büyük atılımı destekleyecek seviyeye getirdik. İnşallah Cumhuriyet tarihimizin, özellikle de AK Parti'mizin şu iktidara döneminde eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, özellikle dış politikada, tarımda ve enerjide, bütün bu alanlarda şu anda özellikle de 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesabesindedir. İnşallah dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak. Hatta bir numarası diyebileceğim bir köprüyü böylece inşa ettik. Anlamı var. Nedir o? Burası Çanakkale. Çanakkale zaferinin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak. Hatırlayın, deniz dalgalı, karşıdan karşıya geçemezsin. Dalgalı olmasa kalabalık araç trafiği geçemezsin. Ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçecek bir adımı, bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu. Şimdi tüm vaktimizi ve imkanımızı, devletinin gücü, ülkesinin gelişmişliği, vatandaşlarının refahı ile Türkiye'yi dünyanın en üst sıralarına taşımaya hasredecek bir yerdeyiz. İnşallah yarın hep birlikte
herhalde orada buluşacağız. Bilhassa son 10 yılda terörden darbeye, ekonomik tuzaklardan siyasi çelmelere kadar maruz kaldığımız her saldırı ülkemizi yeniden istikrarsızlığa, güvensizliğe, kaosa sürükleyerek işte bu hedeften uzaklaştırma amacı taşıyordu. Hamdolsun başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü milletimiz hem elindekilerin kıymetini biliyor, hem oynanan oyunu görüyor, hem de verdiğimiz mücadelenin gayesini kabul ve tasdik ediyor. İşte Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık, ona takıldılar. Osman Gazi'yi yaptık, ona takıldılar. Nisipi Köprüsü'nü Şanlıurfa'dan Adıyaman'ı birbirine bağladık, ona takıldılar. Çünkü akılları bu tür şeyleri kabullenemiyor, almıyor. Bütün bunlarla beraber İstanbul-İzmir arası 7-7,5 saatken onu 3 saat 15 dakikaya indirdik. Hafsalaları almadı. Almaz. Biz bunlarla kalmadık. Samsun ta sınır kapısına varıncaya kadar o bölgeyi elhamdülillah böyle tek gidiş, tek geliş değil ya, otoyol haline getirdik ve onu da hafsalaları almadı. Almaz. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey ana muhalefet. Bak, Ordu Giresun'da denizin üzerinde bir havalimanı yaptık. Haberiniz var mı? Şimdi Rize Artvin. Orada da havalimanımız bitiyor. İnşallah önümüzdeki ay onun da açılışını yapacağız. Haberiniz var mı? (Gülüyor) 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan benim vatandaşım uçağa bindiği zaman uçaktan inince yarım saatte evinde. Ya bilemedin 45 dakika ama evinde. Bugünlere bizleri kavuşturan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık. Çalışıyoruz. Efendim işte fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Bakın durmuyoruz. Bütün bu yatırımları yaparken biz bu yatırımları da özellikle zaman oluyor, bakıyorsunuz PPP denilen yap işlet devretle bu adımları atıyoruz. Ama bunu da akıllar almıyor. Ne demek o diyor, bunu bize bir açıklayın. Öğren. Öğren de gel. Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla, yurt dışından veya kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10 senede, ama 15 senede, ama 20 senede bunun bedelini devlet olarak biz kendilerine ne yapıyoruz? Ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor. Burada yüklenici firma bunu yapıyor ve belli bir ücretle ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor. Açık mı var? Bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Ama bütün bunlarla beraber biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık. Bunu sadece otobanlarda, otoyollarda yapmadık. Hastanelerde de yaptık. İşte şu anda 19 şehir hastanesi var. Bu şehir hastanelerimizi de biz aynı anlayışla yaptık. Ve şimdi bu şehir hastanelerimizde iftihar ediyoruz. Şimdi onların üzerine gelmeye başladılar.
Şehir hastanelerimize kul takmaya başladılar. Boşuna uğraşmayın. Bak, sizin de eliniz ayağınız oralara düşer ha. Bak, şu koronavirüste işte bu şehir hastanelerimiz, bu eğitim araştırma hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu süreci öyle kolay kolay atlatamazdık. Ama bu hastanelerle biz bu süreci başarıyla atlattık. Bu millet istiklali ve istikbali için Çanakkale'den milli mücadeleye, darbelerden vesayete, dışarıda yazılıp içeride oynanan senaryolara kadar nice badireyi yaşamış, tecrübe etmiş, sonuçlarıyla yüzleşmiş bir halktır. Eğer biz kendimizi ve önümüzdeki bu tabloyu doğru ve samimi olarak anlatıp 85 milyonun tamamıyla gönül bağımızı güçlendirirsek, üstesinden gelemeyeceğimiz mesele, aşamayacağımız engel yoktur. Onun için ısrarla söylüyorum. Şu anda burada tüm il başkanlarım, Allah için, hemen hemen yatırımın olmadığı, eserin olmadığı bir ilimiz yok. Dolayısıyla size düşen ne? Siz de bu ilinizdeki tüm eserleri eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, arkadaşlar bunları halkımla, vatandaşımla paylaşacaksınız. Onları anlatacaksınız. Şimdi az önce televizyon ekranında paletli ambulanslarla hasta taşımasını izledim. Arkadaşlar, biz geldiğimizde bırakın siz paletli ambulansı. Ya normal ambulans var mıydı arkadaşlar? Doğru dürüst normal ambulans yoktu ya. Biz bunların hepsini açtık. Paletli ambulansları devreye soktuk ve en sıkıntılı yerlere bu ambulanslarla çıkmaya başladık. Aynı şekilde ambulans helikopterlerimizi devreye soktuk. Ambulans uçaklarımızı devreye soktuk. Böyle şeyler var mıydı? Bunları biz niye yaptık? İşte tıp bayramını yeni geride bıraktık. Kanuni'nin ifade ettiği gibi halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dedik ve yola böyle koyulduk. Çünkü biz milletimizi seviyoruz. Milletimize inanıyoruz. Dolayısıyla partimize de güveniyoruz. Çünkü biz bu kadronun, bu teşkilatın gücünden, kabiliyetinden, yapabileceklerinden eminiz. Ama bütün mesele bunları halkımıza ne yapacağız? Anlatacağız arkadaşlar. Unutmayın, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. İnsanoğlu unutur. Ne yaparsanız yapın. Bugün bilir, yarın unutur. Onun için de devamlı ne yapmamız lazım? Hatırlatmamız lazım. Ve bunları sadece teşkilatımızı da devreye sokarak köy köy, en ücra köşeye kadar anlatmamız lazım. Ve burada yeter ki ana kadememizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, mahalle ve sandık temsilcilerimizle, bize gönül veren her bir kardeşimizle bir olalım, iri olalım, beraber olalım, diri olalım, kardeş olalım ve gece gündüz çalışalım. Gerisinin çok kolay olduğunu, milletimizin yüreği ve kolları açık olarak bizi beklediğini ben şu anda görür gibiyim. Unutmayınız, Rabbimiz herkese çalıştığı kadarının olduğunu emrediyor.
Biz çalışacağız, çabalayacağız, gereken her şeyi yapacağız. Ondan sonra da hakkımızda hayırlısının tecellisi umuduyla ilahi iradeye teslim olarak tevekkül edeceğiz. Onun için ne diyoruz? Niyet hayır, akıbet hayır. Değerli kardeşlerim, bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Ülkemizin hiçbir ilini, ilçesini, köyünü ihmal etmeden her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk, vuruyoruz. Bir yandan asırlara sari ihmalleri giderir, hayalleri hayata geçirirken, diğer yandan pek çok yüz akı projeyle ülkemizin çehresini değiştirdik. Şayet biz ülkemize kazandırdığımız eserleri ve hizmetleri geçmişle mukayeseli bir şekilde anlatmazsak, o zaman gündemi muhalefetin yalanları, iftiraları, çarpıtmaları ne yapıyor? Esir alıyor. Adamların işi gücü bu. Yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Bilhassa yaşı 30'un 35'in altındaki gençlerimiz eski Türkiye'yi bilmedikleri için bugün sahip oldukları imkanların değerini yeterince kavrayamayabilir. Elbette değişen dünyanın, değişen şartların ve önceliklerin farkındayız. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ısrarla anlatarak teknoloji ve medya merkezli bu toplumsal iklimin hangi zeminin üzerinde yükseldiğini gençlerimize de gösterebiliriz. Dikkat ederseniz muhalefet eser ve hizmet merkezli tartışmalardan ısrarla kaçıyor. Çünkü bu konuda hem geçmişteki müktesebatları itibariyle söyleyecek bir sözleri yok, hem de geleceğe dönük bir çalışmaları, hazırlıkları, projeleri mevcut değil. Bizim de üzerine gitmemiz gereken yer işte tam da burasıdır. Muhalefetin çapsızlığını eser ve hizmet siyasetimizin gücüyle ortaya koyarak ülkenin sadece geçmişinin değil geleceğinin de partisi olduğumuzu herkese kabul ettirebiliriz. Mesela eğitimde biz ülkemizdeki resmi özel okul sayısını arkadaşlar 50 binden 90 bine çıkarmışız. Dikkat edin. Bekleriz ki siyasi rakiplerimiz bunu 100 bine, 120 bine çıkarma taahhüdüyle karşımıza gelsin. Böyle bir dertleri var mı? Yok. Biz bu okullarda görev yapan öğretmen sayısını kardeşlerim 151 binden 1 milyon 212 bine getirmişiz. Bekleriz ki onlar daha iyisini nasıl yapacaklarını söylesinler. Biz okullarımızda 20 yılda 3 milyar 400 milyona yakın ders kitabını çocuklarımıza ücretsiz dağıtmışız. Onlar daha ötesine geçecek bir proje ortaya koysunlar. Var mı dertleri? Yok. Biz üniversite sayısını 76'dan 207'ye, akademik personel sayısını 70 binden 182 bine, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8,5 milyona çıkarmışız. Onlar daha kaliteli yüksek öğretim için bir teklif sunsunlar. Var mı böyle bir dertleri? Şu anda bizim üniversitemizin olmadığı il yok. Yok. Hatırlayın ne dediler? Ne gerek var ya? Şu anda 76 tane üniversite yeter. Arkadaşlar almıyor, kavramıyor. Bizim derdimiz Hakkari'deki evladımıza üniversiteyi ayağına götürmek. Hakkari'deki evladımızı kalkıp da oradan İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e değil, üniversiteyi onun ayağına götürmek. Öyleyse
Güneydoğu'yu düşünen kim? Doğu'yu düşünen kim? Biz. Biz hocalarımızı da oraya götürdük. Öyle mi? Tüm hizmet edecek olan elemanları da oraya götürdük. Ve kim seviyormuş Kürt kardeşlerimizi, evlatlarımızı? Biz seviyoruz. Biz. Bizde ayrım yok. Ne dedik? Batıda ne varsa doğuda da güneydoğuda da o olacak dedik. Kardeşlerim, biz sözümüzde durduk. Bundan sonra da duruyoruz, duracağız. Ve bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla 85 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacak. Bazıları saf saf soruyor. Ya siz gerçekten Kürtleri de seviyor musunuz? Ya Allah'tan korkun ya. Biz Rabbimizin emrine bir defa ittiba etmişiz. Asla ayrım diye bir şey burada biz yapamayız. Rabbimizin tüm yarattıklarının siyahıyla beyazıyla, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, hepsi. Bunlar bizim kardeşlerimiz. Ve üstünlük şu kavim bu kavim değil. Sadece ittika iledir. Şimdi sormak lazım onlara, siz ittikayı da biliyor musunuz diye. Bilmezler. Çünkü onlar başka şeylerle meşgul. Evet, biz Allah katında en yüksek olanların kim olduğunu Rabbimiz bilir. Ve en saygın olanlar da onlardır. Mesela sağlıkta biz tarihimizin en büyük sağlık reformunu yapmışız. Hastanesinden doktoruna, ambulansından ilacına, her alanda milletimize en üst standartta hizmet verilmesini temin etmişiz. Onlar bunun üzerine ne ekleyeceklerini açıklasınlar. Çıksınlar söylesinler. Biz ülkemize şehir hastaneleri modeliyle salgın döneminde tüm dünyanın gıptayla baktığı bir altyapıyı kazandırmışız. Onlar daha ileri ne yapacaklarını anlatsınlar. Mesela adalette biz hakim savcı sayısını 2,5 kat ve yardımcı personel sayısını 3 kat artırarak, mahkemeleri yaygınlaştırarak, modern binalar yaparak, bilişim altyapısını güçlendirerek milletimizin adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmışız. Onlar daha yüksek standartlar taahhüt etsinler. Ama ne dediler? Bu güzel binaları yapmak adaleti getirmez dediler. Biz de diyoruz ki at denize, balık bilmezse Halik bilir. Kardeşlerim, biz merdiven altlarında adalet arayışının olduğu dönemleri biliriz. Hakimin, savcının bir odaya tıkıştığı dönemleri biliriz. Şimdi ise biz bütün bunları aşarak gayet lüks, modern adalet saraylarını yaparak hakim, savcı çok daha huzurlu, çok daha rahat çalışsınlar diye bu adımları atmışız. Bunu eleştiriyorlar. Mesela güvenlikte
Biz Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızı, sahil güvenliğimizi, milli istihbarat teşkilatımızı, personel, araç gereç, operasyonel kabiliyet bakımından dünyanın sayılı güçleri haline getirmişiz. Onlar daha öte ne hedeflediklerini söylesinler. Şu anda bizim milli istihbarat teşkilatımız, yani belki de Pentagon'dan sonra dünyanın iki numaralı teşkilat binasıdır. Şimdi de inşallah silahlı kuvvetlerimizin tüm birimlerini yine Milli İstihbarat Teşkilatımıza yakın bir bölgede onun inşaatı devam ediyor ve orada da inşallah onunla beraber güvenliğimizi çok daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz ve onu da orada görev yapacak olan Genelkurmay Başkanlığımızdan kara, deniz, hava hepsine bunları da teslim edeceğiz. Aynı şekilde jandarmaya büyük bir güç kattık. Polis teşkilatımız zaten bu noktada iyi bir konumda. Mesela gençlik ve sporda biz yüksek öğrenim öğrencilerimizin yurt kapasitesini 182 binden 746 bine kredi burs rakamını lisansta hatırlayın. Göreve geldiğimizde ne alıyordu üniversite öğrencilerimiz? 45 liracık. 850 liraya çıkardık. Spor tesislerimizin sayısını 1500'lü rakamlardan 4000'in üzerine, lisanslı sporcu sayısını 278 binden 11 milyonun üzerine çıkarttık. Onlar daha fazla ne yapacaklarını lütfen açıklasınlar. Ne yapacakları bile inandırıcı değil. Yapsınlar da görelim. Ellerinde şu anda büyükşehir belediyeleri var. Bu büyükşehir belediyelerinde ne yapıyorlar? Görelim. Lafla olmuyor. Peynir gemisi lafla yürümüyor. Yapsınlar görelim. Şöyle bir sel afeti olduğu zaman bunların belediyelerinin olduğu yerlerin ne hale geldiğini hep gördük. Mesela ulaştırmada biz bölünmüş yol uzunluğumuzu göreve geldiğimizde 6100 kilometreydi. 28600 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3532 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 651 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 724 kilometreye, yüksek hızlı ve hızlı tren yolu hatlarımızı sıfırdan 1432 kilometreye çıkarmış bulunuyoruz. Tersane sayılarımız 37 idi. 84'e çıkardık. Onlar bunların üzerine ne koyacaklar? Bunu söylesinler. Mesela sanayide biz organize sanayi bölge sanayi sayısını 192'den 332'ye, buralardaki istihdamı, burası da çok önemli, 415 binden 2,2 milyona desteklenen KOBİ sayısını 4000'den 508 bine, teşvik belgesi sayısını 2654'ten 80 bine çıkardık. Güçlü bir savunma sanayi altyapısı oluşturduk. Onlar hangi projeleri hayata geçireceklerini lütfen bir anlatsınlar. Mesela tarımda sektörün milli gelirini 37 milyar liradan 337 milyar liraya, ihracatını 3,7 milyar dolardan 22 milyar dolara, tarımsal destekleri 1,8 milyar liradan 26 milyar liraya, orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara, sulama barajı sayımızı 276'dan 936'ya çıkarmışız. Onlar nereleri hedeflediklerini lütfen ifade etsinler. Mesela çevre ve şehircilikte ülkemizi
deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlamak için tespit ettiğimiz 1 milyon 700 binin dönüşümünü bina olarak söylüyorum tamamladık. Halen 350 bin konutun dönüşümünü sürdürüyoruz. Onlar daha fazlasını nasıl gerçekleştireceklerini ortaya koysunlar. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Kamu hizmetleri için 25 bin bina inşa etmişiz. Ülkemize 126 millet bahçesi kazandırmışız. İklim değişikliğiyle mücadelede yeşil kalkınma devrimini ilan ederek dünyaya örnek olacak adımlar atmışız. Onlar da gelsinler kendi planlarını açıklasınlar. Mesela çalışmada asgari ücreti 184 liradan, burası da önemli, 184 liradan 4250 liraya en düşük emekli maaşını 66 liradan 2500 liraya istihdam sayısını 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkarmışız. Onlar kendi çıtalarını göstersinler. Mesela sosyal desteklerde biz ülkemizin sosyal yardım bütçesini tamamına yakını da nakit olmak üzere 2 milyar liradan 69 milyar liraya çıkarmışız. Çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engellilere, evet, şehit yakınlarından gazilere kadar ülkemizde hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmayacak bir sistem kurmuşuz. Onlar daha iyi ne yapacaklarını ilan etsinler. Daha yatırıma, istihdama, ihracata, büyümeye gelmedim bile. Sizlerden bu tabloyu her bir insanımıza sürekli anlatmanızı istiyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın AK Parti'nin kendi hayatında yaptığı değişimi ve bugünkü sorunlarını çözebilecek yegane siyasi teşekkül olduğunu görmesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Kardeşlerim, Cumhur İttifakı olarak uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz seçim kanunundaki değişikliklere ilişkin çalışmayı geçtiğimiz günlerde Yüce Meclisimizin takdirine sunduk. Seçim barajının %7'ye düşürülmesinden ittifakların milletvekili çıkarma hesabının yeniden yapılmasına, seçmen kütüklerinin tanziminden yeni yönetim sistemimizle ilgili uyum hükümlerine kadar pek çok düzenlemeyi içeren bu teklifin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu teklifle ilgili detaylı açıklamaları arkadaşlarımız zaten kamuoyuyla paylaştılar. Burada sadece bir hususun altını çizmek istiyorum. Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bu partinin milletvekilleri seçimler öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük. Bu şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olamayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız. Yine bu düzenlemeyle ittifaklar içinde yer alan partilerin sahip oldukları oy potansiyelinin çok üzerinde güç ve milletvekili elde edebilmelerini sağlayan sistemi de değiştiriyoruz. Böylece
hem milli iradenin tecellisinde adaleti sağlamayı hem de tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu düzenlemede en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır. Çünkü CHP ittifakını geniş tabanlı göstermek için kendi mensuplarının seçilmesi gereken yerlerin bir kısmını diğer partilerin adaylarına ne yapıyordu? Peşkeş çekiyordu. Meclise verilen teklifle bu garabetin de önüne geçilmekte CHP'lilerin kendi listelerine sahip çıkabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Sorsanız AK Parti'yi demokrat olmamakla sadece kendi çıkarını düşünmekle suçlarlar. Ama gördüğünüz gibi biz seçim kanunundaki değişiklikleri çalışırken bile CHP'li milletvekillerinin yaşadığı sıkıntıları da dikkate aldık. Düzenlemeleri onların da endişelerini giderecek şekilde yaptık. Bunun için komisyon ve genel kurul görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin sunulan teklifi alenen yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine inanıyorum. Aslında siyasette elini en çok rahatlattığımız kişi de CHP'nin başında. Bunca yıldır hiçbir iş yapmadan, hiçbir seçim kazanamadan durmayı başarabilen Kılıçdaroğlu. Öyle ağlatlı belde, yuvarlak masanın etrafında toplanmayla siyaset olmuyor. Bu zat önce AK Parti'nin yaptıklarına, yapmakta olduklarına bakıyor, sonra çıkıyor kürsüye, bunların bir kısmını iftiraya varan yalan yanlış bilgilerle eleştiriyor, bir kısmını da sanki kendi akıl etmiş, kendi söylemiş gibi anlatıyor. Bir gün bakıyorsunuz terörle mücadele için yaptığımız sınır ötesi harekatlarına, herhalde PKK'ya göbekten bağlı olduklarını gücendirmemek için zırva bahanelerle karşı çıkıyor. Sonra bir başka gün bu harekatları kendisinin önerdiğini söylüyor. Bir gün bakıyorsunuz ülkemizin dünyadaki en önemli markalarından biri haline gelen insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi ürünlerimizi yerden yere vuruyor. Sonra bir başka gün bu projelerin kendisine ait olduğunu ifade ediyor. Hatta o fabrikayı benden önce gidip gezmiş. Görmüş. Ya böyle yalan olur mu? Böyle pespayelik olur mu? Anlamak mümkün değil. Bir gün bakıyorsunuz Türkiye'nin onurlu dış politika duruşlarına en ağır, en galiz ifadelerle saldırıyor. Sonra bir başka gün kendinden gayet emin şekilde bu duruşun patentine talip oluyor. Patent bize ait. Bir gün bakıyorsunuz Türkiye'nin enerji alanında yaptığı yatırımları çetecilikten kaynak israfına, iş bilmezlikten çevreciliğe kadar bir sürü bühtanla tu kaka ilan ediyor. Sonra bir başka gün hesaba kitaba gelmez yöntemlerle de aynı işleri kendisi proje olarak anlatıyor. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine canhıraş bir şekilde karşı çıkmasına rağmen ortaya yurt dışında hazırlanıp eline tutuşturulmuş maalesef bir rapor dışında hiçbir teklif koyamadığını da unutmadık. Dağ masada nasıl oturacaklarına, koridorda nasıl yürüyeceklerine Bilal bile karar vermeyi beceremeyenlerin böylesine köklü bir reformu düşünmeleri, hazırlamaları, milleti ikna etmeleri, uygulamaya geçirmeleri elbette mümkün değildir. Allah muhafaza, aynı ekibin bölgemizde yaşanan güvenlik krizleri, salgın gibi bir felaket, siyasi ve ekonomik fay hatları gibi hususlarda ülkemizin kaderini ellerinde tuttuğunu düşünün. Onlar bir araya gelene, oturma düzenine
ve söz sırasına karar verene, yemek menüsünde anlaşana, koridorda yürüme hizasını tutturana kadar zaten iş işten geçer. Böylesi bir karmaşadan ülkenin ve milletin hayrına bir kararın çıkması, hadi çıktı diyelim, hızla ve sağlıklı şekilde uygulanması, değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen milletim, mümkün mü? Bu tablonun sadece düşüncesi bile kabus gibi. Milletimize teklif edilen sistem işte budur. Gerçi Kılıçdaroğlu'nun bu tutarsızlıklarına, bu ezeyanlarına, rüzgar gülü misali esintiye göre sürekli yön değiştirmelerine artık alıştık. Biz belki mecburen alıştık ama milletimiz kendisinden inanıyorum ki bıktı. İnşallah 2023 seçimleri diğer birçok hayırlı neticesinin yanında ülkemiz siyasetini bu karikatür tipten de kurtaracak bir vesile olacaktır. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Unutmayın, durmak yok, yola devam diyor. Bizler de AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz.